Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size bu güzel modeli anlatacağım. Daha önce paylaşmıştım fakat bu şekilde anlatmıştım. Bazı takipçilerim lastik üzerine direkt kurmak istediklerini fakat yapamadıklarını söylediler. Onun için yelek ve hırka çalışmak için bu şekilde lastik hazırladım. Bir ters, bir düz ve lastik üzerine şu üçgenleri olmadan direkt şuradan kurulumunu yapacağız ve bu şekilde anlatacağım inşallah Allah izin verirse. Evet, modelime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet. Şimdi detaylı bir şekilde anlatımımı yapayım inşallah Allah izin verirse. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi ben lastik çalıştım. Yine ön beden olarak göstermek istiyorum. Lastik çalışacağım. 2 3 4 5 6. Burada 6 tane 2 4 6 tane bant için ilmek bıraktım. Bunu ön beden olarak düşünün. Ve hemen şuradan 1 tane düz ördüm. 1 2 tane dolama yapıyorum. Bir tane sola kesim yaptım. 1 2 düz örüyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimizi sağa kesim yapıyorum. Modelimiz 6 ilmekten kuruluyor. Siz istediğiniz iple, istediğiniz şişle çalışabilirsiniz. Ben 3 numaralı şiş ile çalışıyorum şu an. 1 2 tane dolama yaptım. Yine aynı şekilde sola bir kesim yapıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Bu defa sağ bir kesim yapacağım. Yazlık örgülerinizde, çizlik örgülerde, her türlü örgülerinize gidebilecek harika bir model. 2 tane dolama yapıyorum. Bu defa sola kesiyorum. Arada 2 tane düzümüz var. Bu defa sağ kesiyorum. Sağ kesim yaptım. Yine 2 defa dolama yapacağım. 6 ve 6'nın katları olarak ayarlayacaksınız modelinizi. Bir, iki tane dolama yapıyorum. Bu defa sola kestim. Bir düz örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğimiz. Dönüyorum. Arka kısımda ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde ördüm. Diğer ilmeğimi arkadan alıyorum. Bu şekilde çalışıyoruz diğer ilmeğimiz. 2 3 4 4 tane ters ördüm. Diğer ilmeğimi de ters örüyorum. Diğerini bu şekilde ilmeklerimin tamamını arkada ters olarak örüyorum. Bu artmış olduğumuz ilmekler de dahil.
sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Tekrar ön sıradayız ve 2 3 4 5 6 6 tane burada kenar bandı için örüyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Burada 4 olan ilmeğimizi 2'ye düşürüyoruz. Karşılıklı bakın 2 tane oldu. Başına doluyorum. 1 2 düz başına doladım. Bir dolama yapıyorum. Artmış olduğum 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir doladım. Sola bir kesim yapıyorum. Bu defa sağ kesim yapıyorum. Yine bir dolama yaptım. 1 2 düz örüyorum. Artışımızı yaptık. Sola kesiyorum. Evet. Tekrar sağ kesiyorum. 4 tane ilmeği 2'ye düşürdük. Bir dolama yapıyorum. 1 2 düz. Yine dolamamı yaptım. Sola bir kesim yapıyorum. Kenar ilmeği. Arkayı tamamen ters olarak örüp geleceğim. Arka sırayı tamamladım. Yine ön sıradayız. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Burası bant kısmı. Burada şu artmış olduğumuz ilmekle diğer ilmeği ikisini birlikte sağ kesiyorum. Yine bir dolama yaptım. 1 2 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Bu artmış olduğumuz 2 ilmek 4 tane olmuştu. Şimdi tekrar 2'ye düşürüyoruz. Bir dolama yaptım. 2 düz ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Ajurumuz 1 2 3 tane oluyor. Burada kesim yapmıyoruz. Bu tarafa kestik. Burayı 2 tane örüyoruz. Evet. Artışımızı unuttuk. Tekrar artış yapıyoruz. 2 tane düz örüyoruz. Yine dolamamızı yaptık. Sola bir kesim yapıyoruz. Bu defa sağ. Karşılıklı kesiyoruz ilmeklerimizi. Artışımızı yaptık. 1 2 tane düz örüyoruz. Yine kestik. Bu defa sağ kesiyoruz. Bir sola bir sağ. Artışımızı yaptık. Düz örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Arkada ilmeklerimizi ters olarak örüp geleceğiz. Evet, tekrar ön sıradayız. Kenar ilmeklerimiz.
Burayı bir iki tane düz örüyorum. Bu ortadaki iki ilmekle artmış olduğumuz ilmeği sağ kesiyorum. Şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir iki defa dolama yapıyoruz. Sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 Bu kestiğim ilmekle şu kısım 4 tane ilmeğim oluştu. 2 4 tane düz ilmek 1 2 dolama yapıyorum. Sola bir kesim yapıyorum. 1 2 düz Burayı kapatmış olduğumu sağa açıyorum tekrar. 2 tane dolama yapıyorum. Sola bir kesim yapıyorum. 1 2 düz Yine aynı şekilde buradaki ilmeğimizi sağ kesiyorum. 1 2 dolama yapıyorum. Tekrar sola 1 2 düz Burada yarım götürdüğüm için bir tane dolama yapıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Arkada ise ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Burada bu iki doladığımı arkada nasıl ördüğümü bir daha göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadan öne doğru alıp ters olarak örüyorum. Bu şekilde örüyorum ilkini, ikincisini arkadan çapraz olarak. Bakın çaprazlıyorum burada. Bu şekilde örüyorum. Sırayı bu şekilde tamam edeceğiz. Tekrar ön sıradayız ve kenar ilmeklerimizi ördük. Şimdi ise bir tane düz ilmek örüyorum. Yine buradaki ilk ilmeği yanındaki düzle birlikte sağa kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Burada yarım motif gidiyor. Bu kenar bandımızın yanından yarım motif götürüyoruz. Bir tane dolama yaptım. Bir, iki tane düz örüyorum. Yine bir dolama yaptım. Burada bir, iki, üç, dört tane düzümüz var. Bu dört düzü karşılıklı kesiyorum. Birini sola, diğerini sağa kesiyorum. Yine dolamamı yaptım. Bir, iki tane düz. Bir sola sağdan ve soldan artışlarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde birini sola birini sağa kesiyoruz. 4 olan ilmeğimizi 2'ye düşürdük. Dolamamı yaptım. 1 2 tane düz örüyorum. Tekrar doladım. Yine bu defa sola kesiyorum. Ve 2 ilmeği sağa kesiyorum. 2 ilmeğe düşürdük. Bir dolama yapıyorum. Evet, burada 2 tane. Bir
ve 2. Tekrar dolamamızı yaptık. Bu defa sola kesiyorum. Sağ kestim. Dolamamı yaptım. Bir düz örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğim var. Arkada yine ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Evet, şu şekilde göstereyim. Tekrar ön sıramızdayız ve kenar bant ilmeklerimiz bunlar. İlmeklerimizi örüyoruz. Hemen buradan göstermek istiyorum. Burayı düz ördüm. Bir, iki tane düzümüz var. Bu iki düzü ördükten sonra bir artış yapıyorum. Dört olan ilmeği tekrar ikiye düşürüyorum. Dört olan ilmeğimiz ikiye düştü. Yine bir dolama yapıyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Bir dolama yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip sola bir kesim yapıyorum. Mantığı anladıktan sonra gerçekten çok kolay ve gösterişli bir model. Artışımızı yaptık. Sola kesiyorum. İlmeklerimiz 4 olunca birini sağ birini sola kesiyoruz. 1 2'yi düz olarak götürüyorum. Yine bir dolama yaptım. Kestik. Tekrar 2 ilmeği sağ kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 tane düz ördüm. Bir dolama yaptım. Bu iki ilmeği birlikte kesiyorum ve bire düşüyorum. Arkayı da örüp geleceğim. Evet, modelimiz bu şekilde tamamlandı. Bu sırayı da göstereyim. Ve videomu bitirmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bant ilmeklerim. Bu giden düzümüz. Bir tane düzümü ördüm ve bir tane dolama yapıyorum. Bakın ortada 2-4 tane ilmeğim oluşmuştu. Bunu sola kesiyorum. Sola kestim. 1 2 tane düz ilmek örüyorum. Burayı açıyorum. Burayı kapatacağız. Burası açılacak. İkisini birlikte sağ kestim. 1 2 dolama yapıyorum. Ve bunu sola kesiyorum. 1 2 tane düz. Bakın burada motifimizi kapatmıştık. Buradan sağdan gelen ilmek, soldan gelen ilmek burada birleşiyor. Kapanıyor. Şimdi ise bunu sağa doğru açacağız. Bu şekilde 1 2 dolama yapıyorum. 1 2 tane dolama yaptım ve bu defa sola kesiyorum.
1 2 tane düz 1 2 3 sağ kestim 4 tane ilmeğim oluştu. 1 2 Hemen ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bu defa sola kesiyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Sağ kestim. 1 2 tane dolama yaptım. Bu defa sola kesiyorum. Burada bir tane ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğim var. Evet, modelimiz bu kadar kolay, basit, güzel bir model. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.